Enver Bey, şimdi bildiğimiz üzere insanlar kuru temizlemeye kıyafetlerini getirdikten sonra bu kıyafetleri giyiyorlar ve vücutlarına temas ediyor. Bu insanların sağlığını tehdit edebilecek neler de olabilir kuru temizlemede? Kimyasallar, makineler? Şimdi şöyle söyleyeyim, insanlar ürünlerini getirdiği zaman buraya mümkün olduğunca ayrıştırarak kuru temizleme yapılmalı ve makinede kimyasal atık kalmamalı. Bunun içerisinde kimyasal atıktan ziyade fazla ürüne kimyasal madde bastığınız zaman sonra insanlar terliyor, vücutlarına değişik enzimler verebiliyor. Bu açıdan mümkün mertebe biz ve bizim gibi arkadaşlarımız bu konuya çok hassasiyet göstermeli. Çünkü biz önce insan sağlığıyla ilgileniyoruz. Kuru temizlemeden ziyade öncelikli olarak insan sağlığı ön planda olmalı bizim için. Budur. Peki efendim, diyelim ki ben size bir kıyafetimi getirdim ve size emanet ettim. Bu kıyafetimin başına herhangi bir durum geldiğinde sizin sağladığınız bir olanak var mı? Tabii ki. Şu an ürün kendinden hatalıysa bizce herhangi bir ödeme şekli yoktur. Fakat bizden kaynaklanan, makineden kaynaklanan, ütüden kaynaklanan herhangi bir yırtılma, yanma hadisesinde müşterimize biz birebir ödemesini takdim ediyoruz. Peki ben kıyafetimi size emanet ettikten sonra nasıl bir süreç bekliyor benim kıyafetimi? Kıyafetinizi bıraktıktan sonra en az bir gün bizde kalması gerekiyor. Bunun kuru temizleme bölümü var, ütüleme bölümü var, paketleme bölümü var. En az bir 24 saat bizde kalması gerekiyor. Türkiye'de kuru temizleme işini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şu anda şöyle söyleyeyim, Türkiye'de son 10 yılı baz alırsak ilk 16'larda gibiyiz. Normal esnafların, atıyorum elektrikçi, avizeci vesaire, bunlar sabit olanlar. Fakat bizim işimiz gün geçtikçe biraz daha kaliteleşmeye başladı. İnsanlar tarzlarını değiştirdi. Eskiden atıyorum evde yıkanırdı ceket, gömlek vesaire. Şimdi artık İnsanlar düzgün giyinmeye başladı ve bunun için de kuru temizleme tercih ediyorlar. Bu açıdan bizim işimiz biraz daha tabii ki son 10 yılda faal olarak devreye girmiş oldu. Onun için biz tabii ki işimizden de memnunuz, müşterilerimizden de memnunuz. İşimiz 10 yıl diyorum üzerinde ilk 16'ya araştırmalar sonucudur bu da tabii ki. Yani kendim olarak söylemiyorum. İlk 16'dayız şu anda, bizim için de çok güzel bir şey. Peki Cafer Kuru Temizleme ne zamandır Beyoğlu'nda hizmet veriyor? Cafer Kuru Temizleme 1970'li yıllarda benim doğumumla beraber doğdu. Ve babadandır tabii ki bizim bu iş yerimiz. Ve daha sonra geliştirdik. Fabrikasyon sisteme geçtik. Kuru temizleme bölümümüz ayrı. Otellere, spor salonlarına, güzellik merkezlerine verdiğimiz hizmetler ayrı fabrikamızda. Kuru temizleme bölümümüz de halen Galata Kulesi'nde devam etmektedir. Diliyorum daha da biz kendimizi büyüteceğiz. Biraz daha kalitemizi artıracağız. Daha fazla olacak ve insanlara daha hizmet verebilmek istiyoruz. Peki efendim, şubeleriniz nerede, nerelerde hizmet veriyorsunuz başka? Şu anda Galata Kulesi'nde sadece kuru temizlemeye hizmet veriyoruz. Fakat fabrikamız Kasımpaşa, Piyalepaşa Bulvarı üzerinde. Burada Avrupa yakasının hemen hemen bütün bölgelerine diyebiliriz ki servisimiz mevcuttur. Personellerimiz alırlar. 24 saat zaman dilimi içerisinde tekrar ürünleri aldıkları firmalara teslim ederler. Peki birçok kuru temizleme hizmet veriyor günümüzde. Neden Cafer Kuru Temizlemeyi seçmeli? Sizi farklı kılan şey nedir? Vallahi bizi farklı kılan şey tarihimiz. Yani yaklaşık bir yarım yüzyıla dayanacak kısmet olursa. Kendi tecrübelerimiz diyeyim. Yani müşterilerimizin diğer müşterilere bizi tavsiye etmeleri ve biz bu tavsiyeleri her zaman alnımızın akıyla yaptığımız için bizi tercih ediyorlar ve etmelerini de devam ederiz. Peki efendim, teşekkür ederiz paylaşımlarınız için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet değerli Altın Rehber izleyicileri, sizin de kuru temizlemeye ihtiyacınız varsa ve köklü bir geçmişi olan sağlam bir yerde hizmet almak istiyorsanız ve Beyoğlu'na da yolunuz düşmüşse Cafer Kuru Temizleme'ye bekleriz efendim. Farklı bir sektörde kaldığımız yerden devam etmek üzere, hoşça kalın.